Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper futbol montajına hepiniz hoş geldiniz. Ödüm giderim bayağıdır gelmiyordu. Ben de sizlerle güzel bir montaj izledim. Daha fazlası için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Sizce atılması en imkansız gol hangisiydi? Yorumlara yazın gençler. Yorumlarınıza kalp atıyorum ve şimdi 3, 2, 1 başlayalım diyorum. Ve arkadaşlar bakın kaleci herhalde topu taça çıkarttı. 300 saç kurutma makinesiyle çekmişler. Oha! Harbiden de tekrar atılması imkansız bir gol. Kaleciye çaptırdı topu, gitti attı golü be. İşte arkadaşlar IQ level 9999. Bakın topu kaldırdı, gelişine bir şut. Böyle bir gol bir daha atılmaz. Gol atılabilir ama o pasla o gol atılmaz. Bakın gençler, hop. Ve boom. Oy. Efsane. Pas geldi. Topuk. Gelişine bir şut. Direkten geldi. Akrep vuruşuyla attı. Bakın bakın. Dan. Oha, hayattaki bütün şansını bu şutta kullandı be. Uzaklardan. Hop. Evet, hayal ettiğim gol atış şekli. Boom. Efsane attı be. Gerçekten de gençler atılması imkansız olan gollerden geliyor. Nilsson vurdu. Ne oldu lan öyle? Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Barajın oradan gelip bu tarafa girdi. O kaleci ne yapsın orada? Evet, bakıyoruz. He? Gol mü lan o? Gol verdi. Oha, o ne biçim bir goldü? Evet, Roberto Carlos'un ömür boyu unutulmayacak o füzesi. Böyle bir faso alış yok be. Oha. Penaltı gördüm ama böyle bir penaltı görmedim. Reis sakin ol la. Ne yapıyorsun? Gençe bakıyoruz. Kaleci tokatladı. Rakip kaleci. Rakip kaleciden bir rövaşata ve gol geliyor. Dostum, gol atarsın da rövaşata golü de atmazsın bir kaleci olarak. Gençler of. Yine o tarihi gollerden. Oy oy oy, şu dönüşe bak be. Şimdi pas geldi ve size bir akrep vuruşu daha. Böyle bir golde kolay kolay bir daha gelmez. Bir de top yandan geliyor. Böyle arkadan da gelmiyor gençler, veya önden vursun. Yandan gelen topa akrep vuruşu yaptı. O ne oldu lan topa öyle? Reis nasıl bir faso verdin? Of, Zlatan. Boom. Abi böyle bir gol. Tsubasa gibi gol attı lan. Tsubasa'daki o şey, oyuncular gibi attı gençler. Pas geldi, geçmedi. Ve Rabona gol. Kalleri helal olsun Reis. Böylelikle montajımızda yer almaya hak kazandın. Atılması imkansız goller arasında. Bakın pas geldi şimdi, yardırıyordu. Hop, girdi araya, vurdu topa. Ve golazo. David Villa, çocukluğumun efsanesi. Atıyordu golünü. Oha be. Bakın gençler yine upuzun. Oha. Nasıl girdi lan öyle? Adam topa bir de yamuk vurdu. Şu tarafa doğru vurdu. Kaleye doğru gitti. Kesin aşağıya bir rüzgar vardı. Bu akrep vuruşu ne kadar çok denk gelmiş be. Evet, bu da arkadaşlar bir daha kolay kolay atılmaz. Ronaldo'nun 35 metre havaya uçup attığı o efsane gol. Bu da bir daha kolay kolay atılmaz gençler. Bakıyoruz, yine mükemmel bir şut geldi. Henry'den efsane bir vole. Şöyle gönderdiler içeriye doğru. Abi şans mı diyelim? İnanılmaz bir şey mi diyelim? Harbiden de bir daha atılmaz böyle bir gol. Şimdi pas geldi. Topuk. Ve Quaresma mı? Quaresma. Ama arkadaşlar bir daha imkansız demeyelim. Çünkü Quaresma böyle çok gol attı. Atılması bir daha imkansız gol değil yani.
Quaresma onun gibi 20 tane attı. Of. Bu da efsaneydi be. He? Bu ne, bilerek mi yaptı onu ya? Böyle bir penaltı harbiden bir daha olmaz. Görüşürüz, bakın şut geliyor. Oha! Poponla da atmazsın golü reis. Şuna bakın gençler. Dong! Efsane bir gol ve gol, yani hakeme bakmalarına gerek yok. Of! İnanılmaz paslaşmalar. Bakın 1 2 3 4 5 6 o dar alanda 6 pas ve gol. Uy! Ama böyle bir gol bir daha atılmaz demeyelim arkadaşlar. Çünkü Ronaldo falan da attı. Ama Rivaldo'nun herhalde tek efsane gollerinden biriydi. Suarez biraz sakin reis. Acı be. Gençler Suarez de biliyorsunuz Atletico Madrid'e transfer oldu. Barcelona efsanesi artık yok. Oha! Kaleci daha hazır olmadan vurdu lan. Efsane taktik. Uf, oradan onu nasıl attı? Şuna bakın gençler, sıfırdan boom. Vay be. Şimdi orta geldi. Bir kafa. Pas geldi. Ve Ronaldinho'nun o unutulmayacak efsane golü gençler. Öf. Ayağının o durduğu yerden iki böyle ayağını sallayıp vurdu gol. Oy hocam, tarih nasıl yazılır? Bir de gelişine, inanılmaz bir vuruş. Bakın orta geldi. Şut. Bunu da zaten yapsa yapsa Totti kral yapar. Bakın gençler, Totti bir vurdu. Tam vurdu. Francesco Totti. Efsane bir gol geliyor yine. Penaltıyı da öyle vurmazsın reis. Oy 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 oy. Gençler harbiden de çok güzel gol. Hepsi favori gollerim oldu lan. Şuna bakın. Dın. İnanılmaz bir gol. Şimdi kale vuruşuyla başladı maç. Buradan gol oldu demeyin. Aha bir kafa, iki kafa, üç kafa, dört kafa. Şut ve gol. Böyle bir gol bir daha atılmaz. 4 kafa, 1 2 3 4 ve 5.'de de efsane bir şut ve gol. Aha. Uf! Ta nereden vurdu kafayı lan? Evet, Suarez yine online. Şimdi pas geldi arkadaşlar. Roberto Carlos gönderdi. Zidane vurdu voleyi. Tam boksana. Zidane da bir efsaneydi be. Zidane'dan da efsane bir şut geldi arkadaşlar. Şimdi orta geldi. Muhammed Salah. Oy, sıfırdan. Nasıl çevirdim o topu? Bir de sırtı dönük vurdu. Evet, artık PES'te sırtı dönük gol olunca imkansız demeyecekmişiz. Bu da tabii ki o Dünya Kupası'nın efsane golü Van Persie'den. Tek dokunuş, tek gol. Bakın gülüşünü. Sisse atıyordu. O top öyle nasıl dönüyordu? İnanılmaz dostum. Gençler kafa. Ve şut geliyor. Adam topu sektirdi ve inanılmaz bir gol, harbiden de inanılmaz. Balotelli. Hatırladım bu golü yine ya. Bu adam efsaneydi ya. Kitle omzuyla bak ne kadar cool attı ya. Evet, oy bu da çok güzel be. Sağa çekti tak. Zlatan'dan alıştığımız goller. Ve gençler şut geldi. Ne? Oha, nasıl çevirdi öyle içeri doğru? Roberto Carlos. Carlos sen ne yapıyorsun be ya? Evet, yanlışlıkla gol atınca ben.
Arkadaşlar favorim o daha yeniki Roberto Carlos'un golü oldu. İnanılmaz bir şeydi be. Evet, Rodriguez de efsane vurdu. Oy. Evet, bu gol de tarihi bir gol. Harbiden de bir daha atılmadı. İbrahimovic. This is Zlatan. 75 metreden uçan rövaşata ve gol. Evet, adam kendini burnunu kırarak gol attı. Burnum kırıldı ama golümü attım anne. İyiyim. Evet, bu golü de hatırlıyorum ya. Bu gol de yine harbiden de ömür boyu unutulmayacak bir gol. İzlemiştik bu golü başka montajlarda ama yine de her gördüğümde şok oluyorum. Sona da gelmesi çok güzel oldu gençler. İnanılmaz goller vardı be. Ama o Roberto Carlos'un o sıfırdan vuruşu inanılmazdı. Yine İbrahimovic'in inanılmaz golleri vardı. Efsane goller vardı be. Gençler, siz de dakikasıyla yazın bakalım. En efsane, en güzel gol sizce hangisiydi? Ve buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişşş.